Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektörlever Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Değirmenci Ticaret'e konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Ekrem Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İkram Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada... Çok sağ olun efendim. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Samimiyetinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Hoş bulduk efendim tekrar. Ekrem Bey, ben röportajımı sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Ekrem Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Ben 1975 doğumlu, Siirt merkezde doğdum. 1982 yılında Mersin'e geldik ailemle birlikte. 12 yaşında sektöre atıldım. Züccaciye ve endüstriyel mutfak sektöründe çırak olarak bir yerde işe başladım. Evet. Yani çekirdekten yetişmiş isim diyebiliriz değil mi Ekrem Bey için biz aslında? Kesinlikle, aynen öyle. Çekirdekten yetişme dediğimiz olay bu. 12 yaşında babam beni götürdü. Dedi ki alın bu eti senin kemiği benim. Eti senin kemiği benim. Bu çocuğu esnaf yapın dedi. Öyle başladık. Bismillah dedik. Evet, şu an buralara kadar geldik diyelim. Evet. Peki Ekrem Bey, ben biraz da firmamızı tanımak isteyeceğim sizlerden. Değirmenci Ticaret'i kaç yılında kurdunuz ve burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Değirmenci Ticaret Mutfak Sarayı Endüstriyel mutfak ekipmanları olarak 2008 yılında şirketimizi kurduk. Burada otel, restoran, kafeterya firmalarına hizmet veriyoruz. Evet. A'dan Z'ye bir iş yeri açıldığında biz bir çay kaşığından tutun buzdolaplarına kadar, özel imalata kadar bütün ekipmanlarının buradan tedarik edip nihai tüketiciye ulaştırıyorsunuz. Ulaştırıyoruz. Evet. Bakmış olduğunuz zaman gerçekten birçok ürün çeşidiyle berabersiniz. Ve en önemlisi hizmet sektöründesiniz Ekrem Bey. Evet. Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani mutlaka olmazsa olmazlarınız vardır. Evet. Bir defa en önem verdiğimiz unsur müşterinin ne istediğini anlayıp onların kullanabileceği ve onlara fayda sağlayacağı bir ürünü vermek. Doğru hastaya doğru teşhis ve doğru ilaç dediğimiz olay. Evet. Aynı şekilde biz de onu tatbik etmeye çalışıyoruz. Onu yapmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman tüketici de satıcı da gayet memnun bir şekilde devam ediyorlar. Yani mantık ve zihniyet şu olmamalı. Yani sadece buradan ticari amaç gütmek yanlış. Sizler gibi yani bu zihniyette olmak gerekiyor. Değirmenci ticaretin zihniyeti bu noktada gerçekten çok dürüst. Yani önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışı. Doğru bir anlayış içerisinde diyebiliriz. 20 bin kalem ürün var ve burada genelde toptan bu ürünlerinizi veriyorsunuz. Evet. Çalışmış olduğunuz bölgeler burası mı ya da bu sistem nasıl işliyor? Bizim genel ağırlık olarak tabii ki Mersin ilimize hizmet veriyoruz ağırlık olarak. Tabii ki bunun yanında Mersin dışında da çalıştığımız diğer illerimiz de var. Yani sadece Mersin değil, Türkiye genelinde birçok yere hizmet veriyoruz. Yani ama tüketiciler bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyorlar. Yani sadece uygun fiyat politikası ile bile düşünebiliyorlar Ekrem Bey. Bu konuda bizim endüstriyel ve mutfak ürünlerini almış olduğumuz zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Peki nasıl anlayabiliriz bu ürünün kaliteli olup olmadığını? Yani mutlaka bunun bir noktaları vardır. Kesinlikle var. Şimdi genelde ustalarla biz fikir alışverişi yapıyoruz. Yani çalıştığımız firmaların sadece işverenleri de değil, bunun bizim otel ekipmanlarıyla ilgili her iş yerinin bir ekibi var. İşvereni, yanındaki ustası, şefi beraber gelirler kadro olarak. Beraber geldiklerinde zaten sektörün içindeyse onlar da kaliteyi bilirler. Biz sektörde birçok marka ve birçok kalite var.
çok kötü olmamakla beraber orta halli ve üst segmentte ürünler bulunduruyoruz. Bunu da müşteriye anlatarak onun ihtiyacına göre, istediği kaliteye göre bütün ürünleri sunuyoruz. Tercih kendisinindir. Sizin dikkat etmeniz gereken uzun vadeli kullanacağınız bir ürünse bunun hangi şehirdeyseniz o şehirde o ürünün servisi var mı yok mu ona çok dikkat etmelisiniz bir defa. Değil mi? Çünkü olabilecek arızalarda da bir tamir işi yapmamız tamir, gerekiyor. Tamir ki şimdi şöyle bir şey var. Ev kullanıcıysak eğer televizyonumuz bozuldu. Bir gün, iki gün, üç gün idare edebiliriz televizyonsuz. Veya yedek bir televizyonumuz varsa kullanabiliriz. Ama bu yani iş yerinde... Teknoloji çağı olduğu için her şeyde evet. izleyebiliriz. Yalnız iş yerlerinde Sinan Bey, bir buzdolabı çalışıyorsa ikinci buzdolabı yoktur orada. Değil. Buzdolabı arıza yaptığında ona anında müdahale yapmak zorundasınız. Yoksa iş yerindeki ürünün heder olmasını bırakın, ondan sonrasında ne kullanacak? Onun için anında müdahale, servisinin olması ve bu bağlamda da biz teknik servislerin dışında da kendi bünyemizde teknik servisimiz var bizim. Böyle yani bir bunları ağ oluşturdu. Siz hallediyorsunuz. Yani sıkıntı oldu zaten. Tabii ki. Müşteri aradı, servis o gün gidemiyor. Evet. O gün gidemiyor. Biz anında kendi ekibimizi gönderip o işi çözmeye çalışıyoruz ve çözüyoruz. Evet, kaç kişilik bir kadro ile berabersiniz toplamda burada? 8 kadromuz var bizim. 8 kadro. Evet. Ciddi de bir istihdam diyebiliriz aslında bölgede. Yani 8 kişilik evet. bir kadromuz olmasa ama sektöre baktığımız zaman tek bir firma değilsiniz. Evet. İrili ufaklı firmaların faaliyet gösterdiğini şüphesiz görebiliyoruz. Kesinlikle. Peki sizleri diğerlerinden ayıran en büyük özellikleriniz neler? Vallahi Sinan Bey bizim genimiz düz gider. Evet. Biz eğriyi bilmeyiz. Bizim babamızdan tek kalan miras dürüstlük kaldı. Tamam. Ticarette aslında başarının sırrı diyebiliriz bunu. Kesinlikle. Kurumsallaşmanın sırrı diyebiliriz. Aynen. Şimdi biz biraz önce söylediğimiz gibi çıraklıktan başlarken babamızda yoktu. Babamızda bir hani şey durumu da yoktu. Evet. Maddi açıdan. Bunun için biz çıraklıktan başladık işe. Bundan dolayı da babamızdan bize dürüstlük kaldı. Değil mi? O zamandan en büyük servet diyebiliriz. En büyük servet budur bize. Yani evet, dürüst evet. olduğunuz zaman Allah'ın izniyle hiçbir şekilde bir sıkıntı olmayacaktır. Biz müşteriyi aldatılacak, para kazanılacak, tek seferlik satış yapılacak diye düşünmediğimizden çözüm odaklı bir firmayız. Evet. Hizmet etmeyi seviyoruz. Evet, evet. Bu çok net belli hizmet gerçekten ama bir özelliğiniz de sizin mimarlarla çalışıyorsunuz. Yani büyük projeler bitirebiliyorsunuz. Oteller, restoranlar değil mi? Bu evet. işlem nasıl gerçekleşiyor peki? Burada firmalar bir iş yeri açma kararı aldığında bu mutfaklar projeyle olur. Doğru ürünler doğru yerde olmalı ve kullanışlı olmalı. Evet. Siz bunu bir mimari çalışmayla yapmadığınız takdirde sonraki alacağınız personellerde ustalar bunu yanlış yaptığınızı ve yeniden bir mutfak tekrardan yeni bir mutfak yapacağınıza kadar gider bu işler. Onun evet. için ilk yaptığınızda doğru bir kadroyla, doğru bir firmayla yaptığınızda bunu bir defa yaparsınız. Bu nedenle biz bunu zaten kendimizin yıllardır bu işin ve sektörün içerisinde olduğumuz için bununla ilgili çalışmalarımız gayet güzel ve kullanışlı. Bunun yanında biz ölçülerimizi aldıktan sonra mimarımızla görüşüp bunu 3 boyutlu bilgisayar ortamında çalışmayı çıkardıktan sonra müşterilerimize sunarız. Beğenildikten sonra veya üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra sonuçlandırırız ve projeyi uygulama aşamasına geçeriz. Evet. Ben bu keyifli söyleşiden dolayı sizlere çok teşekkür ederim öncelikle Ekrem Bey. Bu güzel şehrimize Mersin'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sizler de onur verdiniz, şeref verdiniz. Bize ait efendim. Ne demek çok memnun olduk. Sizler de bizim aynamızsınız.
Olmazsa olmazlardansınız siz de. Evet, ben sizlere de görevlerinizde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun ben efendim. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar İçimiz sunuyorum. Adına da ben de buradan hepsinin selamlarını, teşekkürlerini sunmuş olayım sizlere. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Mersin'den seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Değirmenci ticarete konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyo'nda.